öne çıkan üç tane adayımız var diyordum. Hüdapar mesela adayı projelerini söylüyor, sıralıyor. Onu söylüyor. Hayır, Emin Bey de Emin Başkan, o yani Allah var. Sıralıyor. Emin Bey il başkanıyken de o zaman çok da güzel o zaman da böyle ortanın sorunları sık sık gündeme yani getiren. Yani ilaveten çözüm önerisini evet, de sunan bir yani beye kadar hakikaten, takdir ettiğim ben, muhalefetlerden ben, biriydi. Ben yani seçmeye karşı. Frekanslarımız siyaseten çok farklı olsa yani, da Emin Bey'i çok takdir ediyorum, çok da beğeniyorum. Yani seçmeye karşısında evet, projeye çıkan, evet, projeye çıkan aynen öyle. Emin Özarslan, evet. Emin Bey, Hüdapar'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. AK Parti ve Hüdapar'da gördüğüm şu var, ikisi birbirini karşılıklarına besleniyor. AK Parti geçen seçim, geçen programda söylediğim gibi, yani hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyor. Onun birikimine, onun saygınlığına, AK Parti'nin geçmiş mirasına değiniyor. Ve işte biz gidersek size bir şey dem gelir yani öyle. O karşılıklı söylüyor. Dende de ben gördüğüm yani gördüğüm o da işte biz ve onlar deyip kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyorlar. İkisinin arasında öyle bir şey var. Üçüncü aday Yeniler Refah Partisi Kasım Gülpınar. Yani orada da yine projeden ziyade orada Yeniler Refah Partisi'ne Karaköprü'de biz projeler falan görüyoruz. Yani Nihat Başkanı'ndan projecilikten geliyor. En çok projelerini ne çıkaran Nihat Çiftçi. O tarafta da Kasım Bey de kitapçık hazırlamıştı, onu da gördüm yani. Onu daha, yok ben, yok, ben göremedim. Ben göremedim. Yeni şey yapıyor evet. Herhalde. Gördüm bugün. Yani AK Parti CHP'sinden yani gerek resmi söylemlerinde, parti söylemlerinde gerekse alttan yani belaltı vuruşlarla mesela Kasım Gülpınar'a yönelik işte, AK Parti'nin oyları bölünmüşse işte dem gelir, onu önü açılır. Demle işbirliği var, CHP'li işbirliği var. Yani bu söylemler söyleniyor. Yani bir dem karşılığından AK Parti oy devşirmeye çalışıyor. Dem de nasıl olsa buna şeyler, yani aynı zihniyetteler. Yani Kasım Gülpınar düne kadar işte AK Parti'de AK Parti'nin bir parçası. Yeniler Refah Partisi şudur falan deyip, yani diğer deyip yani iki parti, yani ikili bir seçimi, ikili bir yarışı istiyorlar. Seçmenlerini, yani seçmenlerini ve vatandaşı o doğrultuda konsolide etmeye çalışıyorlar. Yönüysek tabii ki projeler konuşsun, fikirler konuşsun, düşünceler konuşsun. Yok, tamam AK, şimdi... AK Parti İl Başkanı dünkü söylenenleri yani giden gitsin, kalan kalsın. Çok bir rahat, nasıl olsa büyük parti, yani 163 ile mesela geçen seçimlerde AK Parti Büyükşehir kazanmış. Yani %10 gitse, %5 gitse, %20 yani giden gitsin önemli değil gibi şeyi var. Yani gelene biz neye geldin demeyiz, giden neye gidiyorsun demeyiz bir mantıklı bir yaklaşım var. Evet. Öyle bir rahatlık var. Bu yereldeki yöneticiler için mi? Genel bir siyasetinde mi? Yerelde. Ben size söyleyeyim. Aslında genel de öyle. AK Parti'de çok bir şey var. Bir rahatlık var. Nasıl olsa şey var. Yani Büyükşehir biz almışız 163'te. Yani 500 bin üzerine biz oy almışız. Geçen seçimde. %61. 50 bin, 100 bin gitse ne olacak? Ama yüzde şöyle ama. Bakın %61 oy almış ama. Şimdi yerel seçimlerde bu %61'in hepsi şeyin değil. Bakın içerisinde şey var. Hüdapar'ın oyu var. Büyük Birlik Partisi var. Müsaade etsin. O başlığımız var. O başta geldim. İttifaklar evet, meselesine tamam. Gireceğim. Müsaadenle. Evet. O şeyi söyleyeyim ve şu anda o söylemler vardı. Yani işte CHP demle birleşecek. Kent ittifakı mesela bazı yerlerde konuşuldu. Urfa'da o olmadı. CHP kendi adayını çıkardı. DEM kendi adayını çıkardı. DEM'le ilgili söylenen şeyler işte o söylemler asla olmadı açıklandı. DEM kendi adayıydı. Hem de güçlü bir adayıydı. Yani en güçlü aday. En güçlü adayla tabii, DEM ortaya çıktı. Tabii. DEM olarak en güçlü adayla dün, çıktılar. Dün yani. Şey vardı. Celalettin Ekmen'in GAP gündeminde yine bir demeci vardı. Hoş geldin bir demeç aldık. Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi dahi yani belediyeleri biz. Yani kazanmazsak kendimiz istemediğimiz için kazanmamış oluruz. Yani öyle bir saha görüyorlar, öyle bir fırsat görüyorlar. Ve onun şeyi var, yani ne diyelim, azmi var, heyecanı var. DEM o heyecana geliyor. Kasım Gülpınar'ın da Büyükşehir'de, aynı şekilde adaylarının Karaköprü'de, Eyübiye'de, Akçakale'de, yani Halilye'de de güçlü Halilye'de. Adaylar bu tabii. Ufan genelinde yine evet, güçlü isimlerde, güçlü isimlerde yani. Ve hırslı, heyecanlı, istekli bir şey var. Yani bir ekip var, bir çalışma var. Bu şey yapacak. Yani bu rakiplerini de yani öyle endişelendiriyor ki o anlamda ben şey yaptım.
Yani şimdi AK Parti iki tarafın çapraz ötesinde. Yani şöyle AK yani Parti üçlü yarış neyken yani üçlü yarışı kabul etmeyip üçüncü yarışın vaziyeti diskalifiye etmez çabası. Bana göre AK Parti karşısında ilk defa rakip görüyor. Bakın. Rakipler görüyor. Rakipler görüyor. Yani bugüne kadar ayın 20'sine kadar mesela beklediğim AK Parti'den bir hamle bekliyordum. Bu kırgınlarda, küskünlerde yani partiden kopan insanlarla ilgili bir hamle yapar mı? Toparlar mı? O insanı tekrar alır mı? Yani adaylıktan vazgeçirip yani başka şeylerde mesela siyasette yani dünya bir günlük değil. Barışırsın, helallik hissetsin, yanına alırsın, bir toparlanma süreci olur mu diye. Tam tersi ben onu görmedim. Dediğim gibi yani giden girsin, gelen gelsin. Bütün umut Bekir Bozdağ'a, yani, eski Adalet Bakanı'na bağlanmış. Bence öyle de bütün umut Cumhurbaşkanı'na bağlanmış. Aslında bu yaklaşımın yerelde. Hayır, yerelde de ama ne de olsa olacağını düşündüğü için ama, bir hareket söz konusu. Yani, Cumhurbaşkanı'ndan da o hamle gelmedi. Eğer o hamle gelseydi bugüne kadar, yani 20'sinden önce yani listeler onaylanmadan önce, yüksek seçim kurulu verilmeden önce o müdahale gelirdi. Yani hatırı var, beraber yol yürüdüğü insanlar da. Vazgeçtiyse, yani konuşsa, görüşse, yani o imkan vardı, o şans vardı ama kullanılmadı. Ama bu dağılma Türkiye'nin her yerinde var. Cumhurbaşkanı hangi birisiyle konuşsun, doğrudur. Cumhurbaşkanı'nın işgari, oradaki yerel teşkilattan sorumlu kişilerin... Ama Urfa'da mesela AK Parti'de tekrar yani bir sesimi yani de, yani Kasım Gülpınar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu, olamaz mı? O belki sesimde sandıkta onu göreceğiz. Yani orası belki tartışılır. Ama muhakkak olan bir şey var. Yani bu kadar ilçede, bu kadar tanınmış isimle yani böylesi bir hareket AK Parti'ye çok şey kaybettir. Çok şey kaybettir. Bunun farkında olması gerekiyor. O konuda yani bir şey yani yapılması gerekiyordu. Bugüne kadar olmadı. Tam tersine öbür tarafta da hırsla, heyecanla yani bir enerjik bir çalışma söz konusu.